Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Mâ yebeddüllezîne teferû min ehli kitâb ve lel müşrikîn. Ehli kitaptan kafir olanlar, küfür içerisinde olanlar ve de müşrikler elbette istemezler. Meveddet, muhabbet ve istekte arzuda bulunmazlar. Neyi? En yünessele aleykum min hayrin min rabbikum. Rabbinizden size bir hayrın indirilmesini onlar istemezler. Onlar istemeye dursun. Vallahu yahtasu bi rahmeti men yeşe. Allah rahmetini dilediğine has kılar. Dilediğini rahmetiyle mümtaz kılar. Hususu kılar, mahsus kılar. Ona dilediği kimseye Cenab-ı Hak rahmetini inzal eder ve de indirir. Vallahu zul fadlil azim. Allah fazıl ve ihsan sahibidir. İzzet, azamet, kudret ve büyüklük sahibidir. Evet, kitap ehlinden kafirler ve müşrikler Rabbinizden size hiçbir hayır indirilmesini istemezler. Allah ise rahmetiyle kimi dilerse onu mümtaz ve farklı kılar, has kılar. Allah en büyük lütuf ve inayet sahibidir. Ayet-i Kerime'de Bakara Suresi 105'te Ehl-i Kitap ile ilgili daha önce bazı açıklamalarda bulunmuştur. Fiilis'te bari olaraktan, Kur'an fiilisinde genel olaraktan Ehl-i Kitap'tan Kur'an'da şöyle bahsedilmektedir. Ehl-i Kitap'tan mümin olanlar vardır. Ehl-i Kitap'tan kafir olanlar, Ehl-i Kitap'tan kafir olanların dostluğu, Ehl-i Kitap Kur'an'ı ve Peygamberimizi bile bile inkar ederler. Ehl-i Kitap'tan Yahudiler Müslümanları şaşırtmak isterler. Ehl-i Kitap kendilerine uyan müminleri kafir yaparlar. Yahudi ve Hristiyanlar Hazreti İbrahim hakkında çekişirler. Ehl-i Kitap ile savaş. Ehl-i Kitap Bizans'ın müşrik İran'a karşı zaferi. Ehl-i Kitap'ın kestiklerinin ve yemeklerinin yenmesi. Ehl-i Kitap kadınların nikahı. Ehl-i Kitap anlaşmalarını bozar. Ehl-i Kitap'ı İslam'a davet ve davet metodu. Onu zaten burada da belirtildiği gibi Ehl-i Kitap'ı Allah müşriklerden, kendisine eş ve ortak koşanlardan ayırmış, Ehl-i Kitap'ın da hepsinin de aynı durum içerisinde olmayıp, onlar içerisinde de farklı olan, inanmış ve inanmamış insanların bulunabileceğini, onun için İslam hukukunda, Ehl-i Kitap ayrı bir hukuk olaraktan İslam hukukunda yer almış olmaktadır. Onun için onları değerlendirirken genel kategori içerisinde elbette ki değerlendirmeye almamak lazım. Bu ayet-i kerimenin nüzulüyle ilgili olaraktan tefsirlerde müfessirler şu izahatta bulunurlar. Müslümanlar Yahudilerden olan yeminli, anlaşmalı, yardımcı arkadaşlarına gelin Muhammed'e iman edin dediklerinde onlar da derlerdi ki şu bizi kendisine çağırdığınız şey bizim üzerinde olduğumuz şeyden daha hayırlı değildir. Eğer hayırlı olsaydı elbette isterdik. Bunun üzerine Rabbimiz bu ayet-i kerimeyi inzal etmiş olmaktadır. Bu ayet-i kerimenin genel olaraktan tahliline bakacak olursak, ayette hayır ifadesi geçmekte. Yani Cenab-ı Hakk'ın daha hayırlı olanı, elbette ki daha kendisini tasdik edeceğini, benimsemiş olacağını ifade etmiş olduğu şey, yani demek ki onlar Rablerinden kendilerine hayırlı olan şeyin indirilmesini, hayır ifadesi burada Kur'an'da da olduğu birçok yerde muhtelif olaraktan geçmektedir. Onun içindir ki hayır ifadesini burada genel olarak birkaç manada Kur'an'da görmekteyiz. Mesela hayır mal olarak geçmekte. Mesela geriye mal bırakıyorsa diye Bakara 180'de, 272'de, Kasas 4. ayette, Adiyat 8'de iyi anlamına, daha iyi anlamına, en iyi anlamına, seçmek anlamına, beğenmek anlamına, vahiy, fayda, rahmet anlamlarına Kur'an-ı Kerim'de gelmektedir ki hepsinin de ayrı ayrı manası burada zikredilmekte. Yani Kur'an'da bu saydığım şıkların ayrı ayrı manaları muhtelif şekillerde. Hayır genelde iyi, hoş, güzel manalarına gelmekte. Hayırda adalet var, akıl var, fazilet var, faydalı olan şey var. Kısacası kötülüğün taban tabana zıt olduğu her şey hayır içerisinde değerlendirilmiş olur. Hayrın kapsamı geniştir. Cenab-ı Hak hayır murad eder, hayrı ister.
Şerde de hayrı da yaradan o olmasına rağmen hayra sevk edici şeyleri Cenab-ı Hak halkedir, ortaya koyar. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de de birçok manalarda hayır ifadesi değişik şekillerde gelmiş olmaktadır. Onun için burada önemli olan murad-ı ilahidir. Cenab-ı Hakk'ın hayrı istemesi, hayrı murad etmesi, hayrı temenni etmesi, o noktada kullarını teşvik etmesi ve her şeyin hayır üzerine cereyan etmiş olması, elbette ki kainattan maksat olanın da elbette ki hayır olduğunu da göstermiş olmaktadır. Evet, hayır ifadesi demek ki genel murat olan odur. Cenab-ı Hakk'ın hayrı esas kabul etmesi, gerçekten de murat olan hayır olduğunu Rabbimiz beyan etmiş olmaktadır. Burada bu ayet-i kerimenin genel olaraktan, gramer olaraktan tahliline de şöyle bir bakalım. Bakara 105. ayet-i kerime. Burada min ehli ifadesinde car ve meşhur var. Harfi cer, min olduğu için car ve meşhur. Hepsi beraber ellezine keferudan hal olaraktan ona müteallik olmuş, ona bağlı olmuş oluyor. Ayette el-münzile ifadesi mastar olaraktan yeveddu ifadesinin mef'ulü olmuş oluyor. Yine min ifadesi, yani min hayrindeki min ifadesi zaide olmuş oluyor. Fazla olaraktan dile getirilmiş oluyor. Ve hayr ifadesi naib-i fail. Min rabbikum car ve mecrur olup aynı zamanda hayra da müteallik olmuş oluyor. Vallahu yahtessu cümlesi ise müstehisedir, başlangıç cümlesidir. Aynı zamanda vallahu fazlı ifadesi ise vallahu yahtessu'ya mafuk olup onun da mahalli yoktur. 105'i ifade etmişken bir de 106'nın genel olaraktan gramer tahliline şöyle bir göz gezdirelim. Ayet مَا نَنْسَحْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَئِتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ نُنْسِهَا اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِرٍ ayetinde مَا نَنْسَحْ مِنْ آيَةٍ buradaki مَا شَرْتِيَ cazime mukaddem olaraktan mef'ulün bi olmuş oluyor. Min ayetin ifadesi car ve mecrur olmuş oluyor ve aynı zamanda manus sıfatına da müteallik olmuş oluyor. Burada özellikle belirtilen noktalardan birisi şu, buradaki minin zaide olmadığıdır. Mesela bir öncekinde zaide fazla olaraktan gelmiş iken buradaki min zaide değil. Çünkü şart onu gerektiriyor. Yani şart olayı o minin zaid olmamasını gerektiriyor. Manensa biz hiçbir şeyi neshetmeyiz. Neyden? Min ayeti. Ya buna beyaniye de diyebilirsiniz ama ayetlerden hiçbirisini biz şey yapmayız, tamamen onu kat kat olaraktan kuvvetlendirmiş oluyor. Yani o ma'daki halden de onu kat kat ifade ederken adeta şu manaya gelmiş oluyor. En şeyin nesh minel ayat. Ayetten herhangi neshetmiş olduğumuz bir şey diye. Yine minha kendi içerisinde car ve mecrurdur. Bu da hayriye müteallıktır. Ve ayetin sonundaki ve ennallah ifadesi ise mastar olup taleminin iki mef'ulü, seddi mesed deniliyor buna, iki mef'ulü olmaktadır. Yine elem talem cümlesi ise mahalli olmayan müstehlifelerden olmuş oluyor. 105 ve 106. ayetin böylece izah ve beyanı. Burada 106. ayeti kerimeye gelince, 106. ayet-i kerimede manensah min ayetin, hiçbir ayet yoktur ki neshettiğimiz, ev münsiha veya onu unutturduğumuz, ne gibi hayrin minha, eğer böyle bir durum varsa ondan daha hayırlısını getiririz. Ev münsiha veya benzerini getiririz. Elem talem, bilmez misin ki ennallâhu alâ küllü şeyin kadir, Allah her şeye kadirdir. Burada Kur'an'daki nesh ve mensup konusu işlenilmektedir. İslam literatüründe bu çok gündeme gelen bir konudur. Yani bir kısmı nesh yoktur, nesh edilen ayetler yoktur. Bir kısmı ki cumhurun görüşü genel olarak da Kur'an'da nesih ayeti vardır. Bunun birçok delilleri de vardır. Biz de burada inşallah onun birçok delillerini de size arz etmeye, dile getirmeye çalışacağız. Evet, ayet-i kerimede herhangi bir ayeti nesh eder veya onu unutturur ya da ertelersek yerine daha hayırlısını veya ismini getiririz diye Rabbimiz buyurmuş olmaktadır. Bu ayetin sebebi nüzulü ile ilgili olaraktan müşrikler veya Yahudiler Muhammed'in haline bakmaz mısınız? Ashabına bir emir veriyor.
sonra ondan yasaklıyor ve tam tersine emrediyor denilmesi üzerine bu ayet-i kerimeyi Rabbimiz inzal etmiş olmaktadır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman genel olarak da ahkam ayetlerinin 500 civarında olduğu, 500 kadar olduğu görülmektedir. Ama bununla beraber muhakkik olan, tahkik edip araştıran alimler, nesih edilenlerin 5-6 ayet kadar o civarda olduğu kanaatinde bulunmaktadırlar. O halde 500 tane muhkem ayet varken 5-6 tane ayetin neshedilmesinin burada bir yanlışı yoktur. Neshedilmesinin örneklerini de vereceğiz mesela. Kur'an-ı Kerim'de içkinin yasak edilmesi 3 merhalede gelmiştir. Şimdi eğer nesih olmasaydı biz burada neye göre değerlendirecektik? Evvela Kur'an-ı Kerim toplumsal hayattaki esaslarını düzenlerken kademe kademe, peyderpey olaraktan, yani adeta tabiri caizse kendi meselelerini sindire sindire yerleştirmek amacıyla mesela baktığımız zaman şimdi bir taraftan namaza içkili olarak yaklaşmayın. La takrabus salah ve entüm sükara. İçkili olduğunuz bir vaziyette namaza yaklaşmayın. Bir başka ayette onun faydasının olduğunu ama zararının daha çok olduğunu, üçüncü aşamada ise tamamen yasaklandığı belirtilirken, eğer burada nesh olmamış olsaydı, peki biz bunu neye göre hükmedecektik? Çünkü nesh'i bilmenin, nesh ayetlerinin olup olmadığını bilmenin en önemli sebebi, ondan çıkarılacak olan hükümlerin doğru olmasını amaçlamaktadır. Eğer nesh edilen ayetleri siz bilmezsek, oradan çıkartacak hükümler de elbette ki doğru olmaz, yanlış olmuş olur. Şimdi eğer o ilk iki içkiyle ilgilenen ayet, en son hükmü belirten ayetten öncekilere bakacağımız zaman, demek ki canım bunun faydası da varmış, o anda içebilirim. İki, veya ben namazda ben çok önce bunu içerim, namazda iken içkili olmuş olmam, uyanık olurum, onun için bunun bir sakıncası yok diye böyle bir iddia da bulunamaz. Eğer nesh olmamış olsaydı o zaman içki içmeye devam etme gibi bir durumun ortaya çıkmış olurdu ki bu da elbette ki tamamıyla işte bu Kur'an'daki çıkarılacak ayetlerdeki hükümlerin nasıl çıkarılacağını, usulünü de esasını da ister İslam hukuku, fıkıh usulü, tefsir usulünü de böylece nasıl yapılması gerektiğine de bir ışık tutmuş olmaktadır. Aslında nesih, kelime itibariyle bir şeyin şeklini izale edip başkasında bunu sabit kılmaya denilir. Mesela tenasuh da aynı kökten gelir. Ayetin nesih ise kıraatının veya ondan çıkarılan hükmün veya her birinin sona erdiğini bir derece beyan edip ifade etmiş olmaktadır. Ayetteki nesiha ifadesi nesa, nisyan, nensi, unutmak manası, unutturmak manasına, nisyan manasına gelmektedir. Mesela insan da öyle. İnsana insan denilmesi, insan kelimesi nisyandan müştaktır. Unutma kelimesinden alınmaktadır. İnsan da Rabbisine vermiş olduğu sözü bu dünyaya geldiğinde unuttuğu içindeki insana da insan adı verilmiş olmaktadır. Onun için insa, unutturmak manasına gelir. Ama eğer nesiye kökünden gelmiş olsa bu kelime, o zaman da tehir etmek manasına da gelir ki biz bir ayet sana unutturur veya onu tehir edersek, geciktirirsek gibi manalarda da olmuş olur. Burada Yahudileri bu manada izah edecek, yani nesi yoktur diyen insanları bir derece görüşlerinin yanlış olacağını belirten birkaç noktayı burada izah edebiliriz. Demin içki meselesinde belirttiğim gibi birkaç genel madde halinde belirtebilirim şöyle. Allah Yahudilere cumartesi günü çalışmayı haram kıldı. Halbuki onlardan önceki ümmetlere ve ondan sonraki bizlere, Hristiyanlara cuma gününün çalışılmasının herhangi bir yasağı yoktur. Yani Cenab-ı Hak ne yaptı? Onlara o günü yasak etti Yahudilere. Ama öncekilere yasak değildi. Bize de yasak değil. Demek ki burada bir değiştirilme var. Yani o halde şimdi nes o hükmü olmamış olsaydı o zaman bizim için de o yasak olayının geçerli olması gerekirdi. Bir diğer konu, Tevrat'ta Nuh peygamber geriden çıkarken Allah ona her hayvanın etini sana ve senin zürriyetine helal kıldım, onlardan yiyiniz diye buyurmaktadır. Ama daha sonra Cenab-ı Hak gerek Musa kavimlerine ve İsrailoğullarına birçok hayvanın etini haram kılmıştır. Bu da nesli göstermektedir. Bir diğer nokta ise Adem peygamberin çocuklarından erkeği kız kardeşleriyle evlendirildi.
Oysa Adem'den sonra gelenlere ve Musa'ya Allah bu adeti haram kılmış oldu. Böylece neslin caiz ve bizzat vakıf olmuş olduğunu, geçerli olmuş olduğunu da aynı şekilde görmüş olmaktayız. Kur'an'da nesih ile ilgili olarak da birçok cihetler, birçok vecihler vardır. Burada hem hükmü hem de tilaveti kaldırılmış ki olan şekilde ifade edilen var ki, bir diğeri rejim gibi ayetleri, tilaveti, okunuşu kaldırılmış fakat hükmü kaldırılmamış denilen hususlar var ki, bu da İbn Abbas'tan rivayet edilen bir konu ifade edilir. Mesela Allah Muhammed'i hak ile gönderdi, onun üzerine kitabı indirdi, o kitapta rejim ayeti vardı diye İbn Abbas'ın buradaki ifadesi. Bir de hükmü kaldırılmıştı fakat lafız ve hatta Kur'an'da lafız ve onun hattı, yazılışı Kur'an'da mevcuttur şeklinde bu türlü nesih Kur'an'da pek çoktur denilen hükümler olmuş oluyor. Burada antiparantez şunu da ifade edelim. Çünkü önemli bir konu. Belki de sizin de dikkatinizi çekiyordur. Genelde bu gibi rivayetler İbn Abbas'a hep dayandırılır. İbn Abbas'tan bize çok İsrailiyete ait birçok konularda rivayet edilir. Burada hafızanızın bir kenarına yerleştirmek için bu konuda Bediüzzaman Hazretleri'nin isabetli bir görüşü de vardır Muhasebat adlı eserinde. Mesela der ki, İbn Abbas'ın her söylediği sözü hadis olması lazım gelmediği gibi, her naklettiği şeyi de onun makbulü olmak lazım gelmez. Zira İbn Abbas gençliğinde İsrailiyata bazı hakaikin tezahürü için hikayet tarihiyle bir derece aklına zarf eylemiştir de. Bunu şunun için burada arz ediyorum. Mesela biz birçok fıkraları hep Nasreddin Hoca'ya atfederiz. Niye? Karşıdaki daha söylemeden işin başında Nasreddin Hoca şöyle diyor dedik mi hemen herkes güler. Şimdi onun için bir bazen insanlar kendi görüşlerinin kuvvetli olmasını söylemek için, kuvvetliliğini ortaya koymak için İbn Abbas böyle diyor diyebilir. Bu konuda dikkat edilmesi için ondan dolayı birçok noktaların ona ispat edildiğini, onun da İsrailiyat ile ilgili gençliğinde çok konulara eğildiğini antiparantez olarak bildirmekte de yarar vardır. Yine Taberi'nin izahına göre neskin yani ayetlerin hükümlerin kaldırılmasının birçok çeşitleri vardır. Bunlar uzunca gidiyor. Ben özetleyerek sizlere arz edeceğim. Mesela dünya hayatı bakımından zor görülen hükmün kaldırılıp yerine falan hükmün getirilmesi ne gibi? Gece namazının müminlere farz oluşunun kaldırılması gibi. İkinci husus, dünya hayatı bakımından kolay hükmün kaldırılıp zor hükmün getirilmesi. Bu da müminler için gelecekte daha hayırlı olduğundan dolayıdır ki sayılı günlerde oruç tutmanın kaldırılarak yerine tam bir ay Ramazan orucu tutmanın farz kılınması gibi. Böyle bir değişikliğin neticesi her ne kadar müminler tarafından yapılması zor ise de ancak daha sevaplı olduğu için haklarında daha hayırlı olan böyle bir hükümle değiştirilmiş olmaktadır. Bir diğer konu, bir hükmün kaldırılıp yerine zorluk ve kolaylık bakımından aynı olan diğer bir hükmün getirilmesidir ki bu da Beytül Makdis'in yani Kudüs'ün kıble oluşunun hükmünün kaldırılarak Kabe-i Muazzama'nın kıble olduğunu bildiren hükmün gelmesi gibi. Nitekim ayet-i kerimede de ifade edilen veya aynısını getiririz der maksat da işte bu olmuş oluyor. Yoksa Kudüs veya Kabe'ye yönelmenin külfet ve sevabı yoktur. İkisinde de kıble olaraktan da bu manada yönlenilmiş olmaktadır. Evet, bu ayette nesh ile ilgili olaraktan bunu açacak olursak, ifade edecek olursak elbette ki burada yani haşa Cenab-ı Hakk'ın kelamının diğerlerinden farklı olduğunu, bazısını üstün, bazısını haşa üstün olmadığını ifade etme gibi kesinlikle böyle bir iddia söz konusu değildir. İşte bu manada bu ayetin inmesindeki sebep aslında Yahudilerin isnadını, Efendimiz hakkındaki şüphe ortaya koyacak görüşlerini reddetmek içindir. Yoksa Yunus suresinin 64. ayetinde buyurulduğu gibi Allah'ın kelimelerinde herhangi bir değişme yoktur diye buyurulduğu gibi. Onun için Kur'an-ı Kerim'in genel olarak meselelerine baktığımız zaman tam bir belagat içerisinde olduğunu görürüz. Mesela orada Rabbiniz ifadesinin dile getirilmesindeki bir amaç hem burada muhatap olanların şerefini, üstünlüğünü bildirmek, Cenab-ı Hakk'ın terbiye ettiğini ve aynı zamanda lütuf ettiğini bildirmek amaçlı olmuş olmaktadır. Yoksa Allah'ın kelamı, kelam olması itibariyle yine kelamdır. Nesih konusunda aslında günlerce bu meselede durulsa
yine de zaman yetmez. Sadece bilgi kabilinden ben size nesil ile ilgili epey yazılmış eserler var. Şu anda önümde de neslin anlamı, mahiyeti, sahip içindekilerini bile okusam sadece epey sürer. Onun konusunda yapılan ihtilaflar ve savunanların ve savunmayanların bu konudaki delilleri, bu meselenin ortaya çıkışı ile ilgili çok yazılmış bir eser mevcut. Mesela bir diğer eserde de nesih ve mensuh ile ilgili olaraktan yine yazılmış eserler bu konuda epey mevcut olmaktadır. Yani prensip olarak ne getirir ne getirmez, neden nesedilmiş, hikmetleri nedir, caiz olması nedir diye bununla da ilgili epey yazılar mevcut. Bunları teker teker ortaya çıkartıyor. Ama bu konuda sadece sizlere bilgi vermek amaçlı olduğunu ifade edeyim. Yine önünde bir eser mevcut. İbn-i Cevzi'nin Nevasihul Kur'an adlı Arapça yazmış olduğu bir eser var. Nevasihul Kur'an li İbn-i Cevzi diye. Burada da İbn-i Cevzi genişçe Arapça olarak da 62 sayfa şeklinde genişçe bu nasih ve mensuh konusu üzerinde epeyce durmuş olduğunu da görmüş olmaktayız. Zaten biz de ondan dolayı bu meseleye biraz genişçe bakmaya da çalışmış oluyoruz. Kur'an-ı Kerim'de İlk Vahiy ve Nesil Mensul yine bir eser, 150 sayfa yakın bir eser. Burada dindeki nesil ve mensulların durumu, bu konuda eser yazmış olanların yazmış oldukları eserler, bu konudaki vasıflar, bu konudaki ortaya konular, metinler, bu konuda birçok alimlerin bu konudaki gördükleri, ortaya koydukları meseleler, onunla da ilgili çokça genişçe bilgiler var. Ben sadece kısa bilgi olarak da, hatırlatma olarak da bunu size dile getirmiş oldum. Evet, Kur'an-ı Kerim'de bu konuda El-Fevzul Kebir, Fî Usûl-i Tefsir adlı Şah Veliyullah Dehlevi'nin de bu konuda bir izahı mevcut olmuş olmakta. Bu konuda ayetleri birbirleriyle karşılaştıraraktan Dehlevi bunu ifade eder. Mesela ne gibi? Bakara'da mensup sayılanlar ile ilgili olarak ben sizden birinizde ölüm gelip çattığı vakit eğer mal bırakacaksa anaya, babaya, yakın akrabaya meşru bir surette vasiyette bulunmak takva sahipler üzerine bir hak olarak farz edildi. Bakara 180 Nisa 11-12. Böyle karşılaştırarak Dehlevi ifade ederken mesela Bakara 184 ile 185'i karşılaştırıyor. Yine Bakara 187 ile 183 arasındaki münasebet. 217. ayet ile Bakara suresinde 217. ayet ile ve Tevbe suresindeki 36. ayetin mukayesesini yapıyor. Yine Bakara 240 ile 234 ayet, 284 ile 286. ayet, Ali İmran 102 ile Tehavun 16. ayetler, Nisa 33 ile Enfal 75, Nisa 8 ile Enfal 75, Ahzab 6, yine Nisa 15 ile Nur 2. ayetleri böyle mukayese ederekten delil getiriyor. Maide'den mensup sayılanları da ayet ayet, sure sure de delil getiriyor. Onda da epey delilleri getirmiş. Ben sadece size bilgi kabilinden özet olarak da aktarmış oldum. Şah Veliyullah Dehlevi'nin bu konuda güzel tespitleri de var. Oradan da istifade edilebilir bu konuda. Yine nesih ile ilgili olaraktan yani ayet-i kerimelerde mesela Hac suresinin 47. ayetinde Allah sözünden asla da caymayacaktır. Veya bir ayetin yerine başka bir ayetle değiştirdiğinizde 101. Veya diğer bir taraftan herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya unutturursak bu okuduğum Bakara 106. Yine Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır. Rab 39. ayette. Yani haşa Allah bilmiyordu manasında değil. Yani önceden bilmiyordu bunu getirdi değil. Demin de dediğim gibi bir tedbircilik var. Toplumu bir eğitme var. Rab olan Allah toplumu nasıl eğiteceğini, meseleleri nasıl sindireceğini biliyor. Ve bu değişen manalardaki baktığımız zaman bazılarını bir nebze ifade ettiğim gibi mesela kıblenin Kudüs'ten Mekke'ye değişmesi bu konu ile ilgili olaraktan Bakara 142-144 ayet. Yani dediğim gibi bunlar sınırlı. Mesela miras yasağının değişmesi, gece yarısı ibadet zorunluluğunun kalkması, şarap yasağının kesinleşmesi, zinakara uygulanan cezanın değişmesi, kısas izninin değişmesi, hürmetli aylarda cihat yasağının kalkması, oruca dayanamayan için fidyenin durumu ve iman etmeyen insanlara karşı cihat edilmesi ile ilgili
bir husus böylece değiştirilmiş oldu. Başta da ifade ettiğimiz gibi aslında eğer nesil hükmü kabul, mesela hükmü kabul edilmemiş olsa gibi bu durumda içkiye devam edilmesi, kıble olarak da Kudüs'e sürekli bir şekilde devam edip hiç Kabe'ye dönmeden Kudüs'e dönerekten o şekilde namaz kılınması gerekir idi. Ama bu bize nesil olmuş olması, böylece Kudüs'e dönmüyoruz. Kudüs'e dönmüyoruz. Diğer hükümleri yapmamış oluyoruz. Bütün bunlar nesil olduğunu da gösteren hususlardan olmuş oluyor. Bu ayet-i kerimenin nüzulüyle ilgili çok geniş görüşler var. Ben kısaca özetleyerek sizlere arz edeyim. Mesela müfessirler derler ki, birbirleriyle hemen hemen bağlantılılar. Muhammed'i görmüyor musun? Arkadaşlarına bir şeyi emrediyor, sonra da onları o şeyden nehyediyor. Onlara bunun aksine emrediyor. Bugün bir söz söylüyor, yarın o sözden dönüyor. Şeklinde bu ifadeleri, yani çekemeyerek, kin, haset içerisinde bulunarak, Efendimiz'i karalama amaçlı olaraktan yaptıklarını söyleyip, bunun aksini ifade etmesi amacıyla, onların görüşlerinin yanlış olduğunu ifade etmek amacıyla, Rabbimiz bu ayeti kerimeyi indirmiş olmaktadır, nesih ile ilgili olaraktan. Evet, nesih ifadesi ise, yani nünsi'aha, yani bir derece unutturmak ifadesi, bu da sözlüklerde çeşitli şekillerde gelir. Başta söylediğim gibi nisyan, unutma manasından gelir. Ayrıyeten iki şekilde de tefsir edildiği belirtilir. Terk etmek manası, onunla ilgili ayetler var. Veya unutulmayan, hatırdan gelmeyen, kesintiye uğramayan bilgi olarak da ifade edilir. Bununla ilgili ayetler de dile getirilmiş olmaktadır. Kur'an'da birçok bunun manaları var. Yani nisyan kelimesinin, ki bununla ilgili epey araştırmalar da var. Nisyan, unutma, unutkanlık ve onun şeytan ile ilgisi, insanın mesela Bakara suresinin en son ayetinde Rabbena la tu'ahizna innesina ve'ahtana, unutmamızdan ve hatamızdan dolayı biz muhafaza etme, hesaba çekme. Bunun tedavisi şeklinde, hatırlamanın bununla bağlantısı, sehirin bununla bağlantısı şeklinde bu konuda da epey yazılmış, onlarca sayıda ifade eden yazılar, araştırmalar var. Sadece bilgi olarak sizlere bunu arz etmiş olayım. Unutmayla ilgili olarak mesela sunduğu amelleri unutmak. Baktığımız zaman fiilisi olarak bununla ilgili ayetler de teker teker var. Ben sadece başlığını alacağım. Allah'ın emirlerini unutmak, yaratılışını unutmak, yalvarışını unutmak, Allah'ın öğrettiği hükümlerinin bir kısmını unutmak, uyarıları unutmak, ahireti unutmak, Allah'ı unutmak, Allah'ı anmayı unutmak, dünyadan nasibini unutmak, öğrendiğini unutmak, iyilik ve ihsanı unutmak, kendini unutmak, ortak koşulanları unutmak, Allah'ın kulunu unutması gibi bununla ilgili Kur'an'da ayetler. İhmal etmeyle ilgili de ayetler geçer, o manaya da gelir. Gözden ırak olmak, terk etmek, ertelemek ki bunlarla ilgili epey de ayetler Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmaktadır. Ben sadece kısa olarak bunları ifade ettim. Ayette şey ifadesi de geçmekte. Şey ile ilgili olaraktan bu konuda şey genel ifadeyle eşyanın tekilidir. Eşya şeyin çoğuludur. Varlık anlamına gelir. Onun içindir ki en çok kullandığımız şeyler, bizlerin en çok kullandığımız şey, şeydir. Ve bu istatistik olarak da tespit edilmiştir ki en çok kullanılan şey, şeydir. Şeyin kendisidir. Çünkü şey mutlak olarak da genelliği ifade ediliyor. Her şey için şeyi şey olarak da ifade edebilir. Her tür eşyayı da kapsamış olmaktadır. Peki bu Allah için kullanılabilir mi? Burada bir sınırlama durumu söz konusu olmadığı içindir ki Allah için de şey kullanmakta bir sakınca yoktur. Çünkü şey mevcut varlık anlamına geldiği içindir ki Allah'ın varlığını ifade etmek amaçlı olarak da şey ifadesi Allah için de kullanılabilir. Evet, demek ki onlar bilmez misiniz ifadesini de ayette kullanır iken Allah her şeye kadirdir. Bilmez misiniz ifade, burada aslında bir şeyi takrir manası, kararlaştırma, tespit manası, yani bir derece aynı zamanda muhatabına doğruyu ikrar ettirme, doğruyu söylettirme amaçlı olaraktan beyinane bir şekilde Kur'an'da Rabbimiz bunu ifade etmiş olmaktadır. Bu aynı zamanda bizler için de, yani Yahudiler için de onlara bir derece ispat ettirmek, ikrar ettirmek için olduğu gibi bizim için de bu ifade söz konusu olmuş olmaktadır.
Mesela Kur'an'da da bu manada var. Allah'tan başka hiçbir dostunuz ve hiçbir yardımcınız da yoktur ifadesi de olduğu gibi burada bir takrir var, bir tespit var, bir ikrar ettirme, bir söylettirme manası söz konusu olmuş olmaktadır. O halde özetleyecek olursak bu 106. ayeti kerimeyi biz neshettiğimiz, hükmünü diğer bir ayetle değiştirdiğimiz ya da unutturduğumuz veya geri bıraktırdığımız bir ayetin yerine ya ondan daha hayırlısını ya onun benzerini getiririz. Allah'ın her şeye kemaliyle mükemmel bir manada kadir ve güç sahibi olduğunu bilmedin mi? Yani ne diyeceksin? Elbette bildin. Manası dediğimiz gibi ikrar ettirme amaçlıdır. Evet, özetle İslamiyet'te nesih olayı vardır. Nesih gerektiren meseleler bizzat belgeleriyle ispat edilmiştir. Nesih hükmü kabul edilmediği zaman birçok yanlış usuller, hükümler devreye girmiş olacaktır. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.